Arkadaşlar, Nisan bana farklı güldü de. Arkadaşlar şimdi biz son yemeğimizi yemeye geldik Nisan. Böyle. Bakalım hayırlısı. Son kez. Böyle güldüme bakma, Nisan bana bir hareket yaptı da ona güldü. Bakalım. Plaka da dövmeye ver. Adam bilerek yapmış. 300 lira fazla vermiş. Hasan parfüm ne güzel koktu. Arkadaşlar. Ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Bizim Nisa'yla Berat'ın valizi kırılmıştı Fransa'dan gelirken. Gittik valiz aldık ona. Kaynanamlardan. Eski kaynanamla. Çok kaynanam olduğu için hiç karıştırıyorum diyorum çok. Kadına sarıldık, öpüştük valla. Kadın diyor ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Dedim sağ ol canım benim. Anne. Tamam durun bir. Annem ben Hasan. Bir dakika. Sen de niye para çekeceksin? Hasan parfüm güzel kokuyor ha. Hangisi bu? GHT. Yukarı direk yemeğe. Bir tur atalım anne. Gel Miray. Anne şuradan böyle bir tur atalım öyle ya da gelin buradan gidelim. Geç Berat. Şöyle optuma geldik. En yukarıya çıkalım. Ay kontrolörs nerede? Baksana bir şurada bebek arabası var mı? Sorsanız da. Evet arkadaşlar. Şöyle geldik oturduk. Olmazsa olmazımız. Anne peçete var mı ıslak mendil falan? Nisa şuradan biz hem şu İskender var ya 141 lira hem ondan aldık. Nisa kumpir de istedi bir de ondan aldı Nisa kendine. Artık yesinler bakalım inşallah güzel olur. Geçen sefer aldığımızda ben beğenmemiştim kumpiri. Biz de gidiyoruz Fransa'ya. Nerede gittiler mi? Gidin gidin. Bir daha mı bakılacaklar? Evet evet anne. 2-3 yere bakılıyor. Bak oradan da geçiliyor. Arkadaşlar normalde çocuklar gitmeyecekti. Gitmiyordu yani gitmeyeceklerdi. Ondan sonra benim de haberim yoktu gideceklerinden. Bir gün baktım ben babamlara gittim. Babamın yanına hani görmeye gittim. Baktım Nisa'yla babası konuşuyor. Ondan sonra annem falan. Annem dedi çocuklar gidiyor. Yani gitmeme sebepleri de anlaşamıyorlar orada. İki kardeş sürekli birbirleriyle kavga falan ediyorlar. Anlaşamıyorlar. Bu durumda da olmuyordu yani. Neyse dur ben bir gideyim evde dertleşiriz. Arkadaşlar. Anne Miracı al anne. Miracı al hemen. Arkadaşlar. Oraya gidilmez ya. Şimdi bıraktık çocukları. Şuradan mı dönülecek? Çocuklar da şurada. Miraç'a diyor anneciğim. Ya var ya gerçekten ne diyeceğimi de bilmiyorum ki ya.
Hadi koş anneanneye koş, koş. Koş. Bizi Hasan getirdi de biz dönüşte gidelim dedik beraber. Miraç oraya gitme gel. Çünkü Hasan işi vardı dedim bekleme. Kolay gelsin. Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Az önce bir düğün videosu başlatmıştım. Vaktim de varken hemen sizinle bir dertleşeyim dedim. Ondan sonra artık hayata devam edeceğiz. Yani böyle giyindim kuşandım. Düğüne gidiyoruz. O yüzden kolimi de göstereyim arkadaşlar. Neyse gelelim konumuza. 2 aydır, 2-2,5 aydır hemen hemen her gün soru soruldu. Ben her zaman bugün yarın cevaplayacağım dedim ama o gücü de o isteği kendimde bulamadım. O yüzden sürekli erteledim arkadaşlar. Çocuklarla ilgili bayağı bir problem yaşadık bu ay. Yani bu sene. Geçen sene de vardı ama geçen sene biraz daha böyle anlayışlılardı ama çocukların akılları başlarına geldikçe bazı şeylerden kendilerini çekebiliyorlar. Bazı şeyleri yapmak istemiyorlar. Bazı şeyler onlara yanlış geliyor. Yani geçen sene mesela onları her türlü insan kandırabilir. Mesela şöyle olacak, yani kandırabilir derken hani değişik ya, anlamazsınız şimdi. Yani anlamazsınız derken yani benim demek istediğimi anlamayabilirsiniz. Mesela Nisa şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak dediğinde tamam okey, yani tamam oluyorlar. Ama yaşları büyüdükçe bazı şeylerin olmayacağını veya da bazı şeylerin değişmeyeceğini bildikleri için daha sancılı geçti bu sene, bu aylar. Şöyle arkadaşlar, çocuklar Fransa'da yaşamak istemiyorlar. Neden yaşamak istemiyorlar? Yani orayı sevmiyorlar, oraya alışamıyorlar. Oranın düzeni, oranın belki disiplini onlara uygun gelmiyor. Babalarıyla belki anlaşamıyorlar. Veyahut da babaları onlarla anlaşamıyor. Babası... Yani ben burada asla kimseyi kötülemek şeyinde değilim. Farklı şeyler de var. Onları da söyleyemem zaten. Söylemeyeceğim de. Ben her şeyi Allah'a havale ediyorum. Sadece hani bazı insanlar arkadaşlar disiplin kurar ya. O disiplini bazıları sevgiyle gösterir. Bazıları şefkatle, bazıları şiddetle, bazıları hakaretle, küfürle, bazıları şöyle bir sert bakışla, bazıları farklı şeylerle gösterir. O yüzden hani size şunu söyleyeyim. Nisa ile Berat, yani nasıl anlatayım, şu son 2 senedir çok aşırı derecede değişmişler. Hani ne olarak çok, yani aşırı derecede yaramaz olmuşlar. Hani mesela büyük duruyorlar ama yaramazlıklarından maksadım birbirleriyle sürekli kavga halindeler. Ben anlamadım. Tamam, bütün çocuklar öyledir. Belki bütün ayrılan anne babaların çocukları öyle olabilir. Okey. Ona okeyim. Ama hani bunlar sanki kumaymış gibi. Yani kuma, ben kaç tane kuma gördüm, böyle değiller mesela. Çok yani bir araya geldiler mi Nisa ile biraz saç başa giriyor. Hani onlar şu an beni izliyordur. Gülüyordur şu an böyle. Ama gerçekten öyle. Hani ben babalarına da %100 hak veriyorum. Tamam, çocuklar yaramaz olabilir. Yani ekstra bir yaramazlık yapabilirler ama bu onlara karşı kötü davranılmayı olmaması gereken bir şey. Ve hani babası şu an, ben mesela Nisa ile Berat geldiğinde ben her zaman dobrayım. Hani şöyle bir şey arkadaşlar, yemin ediyorum size, onlar geldi ya mesela, ben o kadar mutlu oldum ki, o kadar, yani düşünsenize böyle bir puzzle'ın kenarı tamamlanıyor. Öyle, ama ben bir bakıyorum, Allah'ım, ben mutfağa bir geliyorum. Arkama bir dönüyorum. Nisa, Berat'ın elinde Nisa'nın saçları. Onun elinde o. Hani aşırı derecede birbirleriyle kavga ediyorlar ve babası bu durumu istemiyor. Adam haklı. Hani kim ister ki böyle çocuğu her gün kavga etsin, kavga etsin, kavga etsin. Ve kavga ettiklerinde Miraç, Kerem de çocukların kardeşleri de, babasının bir çocuğu var.
oğlu, o da ağlıyor. Burada Miraç ağlıyor, orada o ağlıyor. Adam haklı yani, ama bu haklılık ona başka şeyleri yaptıramaz. Kesinlikle hani bunu asla kabul edemem. Ve o da her şeyin farkında, yaptığı yanlışların yani. O yüzden ben çocukları göndermiyordum ve çevrem tamam, beni çok seviyorlar, çok destekler, okey, ama herkes işte herkesin bana dediği, Gülsüm çocuklarını gönder, orada tabii ki ben de istiyorum hayatları kurtulsun. Yarın öbür gün Nisa Berat 18 yaşına girdi mi, 20 yaşına girdi mi, onlar orada okudular mı, bir hak sahibi oldular mı, onlar da bana istek atabilir, beni çağırabilir. Neyse, bu arada bir şey söyleyeceğim, alakasız. Domates salçası sosu yaptım, herhalde birisi bozulmuş. Yani birisi atmış, çok kötü kokuyor, onu bir temizleyeceğim. Nefes alamıyorum. Ne alakaysa, ben çocuklarla konuştum, bakın dedim. Hayatınızı güzelleştirmek istiyorsanız uslu duracaksınız, tamam. Bak, uslu durmak derken her çocuk böyle kavga gürültü yapar, didişir. Ben onda okeyim. Ama bunlar birbirlerine zarar veriyorlar arkadaşlar. O yüzden şey yapmadık yani, öyle çok ben üstelemedim. Hani babasının da üzerine gitmedim. Neyse, Nisa ile Berat tamam okey oldu. Ben bunları göndermeyeceğim. Göndermeyecektim. Gittiler şu anda. Biz böyle okey olduk. Hatta Nisa ile gitti Kur'an kursuna. Nisa dedi ki anne ben Kur'an kursuna gideceğim. Berat da dedi ben de gideceğim. Biz bir araştırma yaptık. Kur'an kursu o kadar güzeldi ki, Süleyman Hilmi Turan Hazretleri cemaatinin, ben de orada okumuştum zaten, oranın cemaatine gideceklerdi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, işte babasıyla konuşacaktık falan filan. Onlar oraya da gidecekti, okula da gideceklerdi. Neyse arkadaşlar, ondan sonra ben bir gün evde oturuyordum, annem beni dedi ki, beni çağırdı, dedi gel babanı silelim. Ben dedim dur bir saat sonra geleceğim, ben evde işimi hallettim, yemeğimi falan koydum. Tam çıktım gittim bir baktım, annem tamam Mesut, yani babasını tamam Mesut, tamam tamam falan dedi böyle. Ondan sonra ben dedim ne oldu dedim, dedi çocuklar gidiyor. Ne alaka dedim, Nisa dedi anne biz gidiyoruz. Dedim ne alaka dedim, neyin gitmesi, hani gitmiyordunuz. Biz gittik Kur'an kursuna, yazıldık, plan yaptık. Annem de iki kızım dedi gitsinler, burada hayatları mahvolacak. İşte burada zaten şöyle bir şey de oldu arkadaşlar, böyle biraz mahkemelik falan da olduk. Yani o mahkemeliği hiç anlamadık bile yani, bir anda oldu. İşte neyse, işte gelen komşular diyor Gülsüm gitsinler, hayatları tamam okey, hayatları kurtulacak, ama benim kalbim acıyor onlar oradayken. Hadi dedim ben bağrıma taş basarım. İnsanlar geliyor, telefonlar açıyor. Gerçekten bu olay beni bitirdi. Video atmadım. Her gün onlar konuşma yapıyorduk. O yüzden yani işte Gülsün boşanırsın, Hasan yapamaz, sen yapamazsın. Bak bu çocukların gideri çok. Hasan da şöyle arkadaşlar, yani şu an bu devirde baba çocuğuna bakamıyor. Hasan dedi ki canım dedi, bak dedi ben yemelerine, içmelerine, burada kalmalarına, gezmelerine ben tamam okeyim. Ama ben okul masraflarına karışamam. Okula işte harçlıktır tamam, ben yine veririm 50-100 lira. Onlar sorun değil, ama sürekli yok kitap alınacak, yok şu alınacak, bu alınacak, ben yapamam dedi. Hani param olsun yaparım, ama şu an bizim bir gayemiz var. Biz ev almak istiyoruz. Tamam Hasan da kalkıp benim tamam çocuğum, ama farklı bir, mesela babası ölmemiş. Babası Fransa'da, ben de faka vermem diyor çocukları alırsan. Hasan burada ben bakamam diyor. Ben de böyle YouTube'dan gelen 2000 lirayla çocuk bakamam. Ondan sonra annem dedi biz, benim kardeşim devam dedi biz bakacağız. Hiç kimseden para isteme falan. Buna da okeyledik. Ondan sonra bir baktım farklı şeyler olmaya başladı. Ben kötü gösterilmeye çalıştım. Halbuki öyle bir şey de yok. Neyse kol komşu arıyor. Amcamın kızları, yengemler Gülsün bak yapma, yuvan yıkılır, yuvan yıkılır. Arkadaşlar, efendim, canım video çekiyorum ya. Hasan beni görmeyince deli oluyor. Sözde ben de boşanacaktım bundan ha. Kur'an çarpıtmak, size onu söylüyorum. Ben Hasan'ı aldım yanıma, konuştum. Yemin ediyorum bak, Allah'ın adına yemin ediyorum. Bugün de Perşembe, yarın Cuma. Bir de ben çok üzülüyordum.
sinirleniyordum. Neden onları öyle kavgalı görünce çok aşırı üzülüyordum. Neyse Hasan'la konuştum. Bak ister inanın ister inanmayın canım dedim. Gel dedim otur dedim karşıma. Dedim biz seninle ayrılalım dedim. Hasan böyle şok. Dedi niye? Dedim canım bak ben seni de üzme. Çünkü Hasan da yoruluyordu arkadaşlar. Çocuklar gerçekten çok yaramazlık yapıyorlardı. İsterseniz beni eleştirin hiç umurumda bile değil. Ben neyse onu söylüyorum. Canım dedim gel bak biz boşanalım dedim. Ayrılalım dedim. Tamam yine birbirimizi severim. Benim başım döndü ya. Of, çok üzülüyorum böyle şeyler. Dedim ki biz ayrılalım. Yine çocuklar, yani çocuk bizim ortak bir çocuğumuz var. Yine onu gör. Ben sana asla düşman olmam. Senden hiçbir şey de istemem. Sadece dedim Miraç bezden çıkana kadar Miraç'ın bezlerini al. İhtiyaçlarını gör. Okey ondan sonrası bana para mara da verme. Ondan sonra istiyorsan ben derim ki sadece bana bir Dyson'ı ver dedim. Hasan diyor sen salak mısın? Dedim aşkım sen bana bir Dyson'ı ver gerisini ben istemiyorum. Neyse işin şakası. Araba da benim üstüme. Hasan diyor ki diyor sen diyor arabayı da aldın diyor üstüne diyor. Ben ne yapacağım diyorum aşkım sana arabayı veririm. Ama biz böyle zaten tamam aşkım şöyle yapalım böyle yapalım. Yemin ediyorum ciddi bir şekilde adamla boşanacaktım. Ben dedim ki bak ben gideyim dava açayım. Hani hakimler seni biz anlaşmalı boşanıyoruz. Yani anlaşamıyoruz Hasan'la diyecektik yani boşanalım diye. Ondan sonra ben ailemle gittim konuştum. Annemle babamla konuştum. Babam da bana ne diyor biliyor musun? Babam hiç arlanmamış. Bana diyor ki git ceketini al gel diyor. Baba dedim benim bir sürü elbisem var sen ne alaka ceket diyor. Git ne varsa al gel. Hani Hasan da üzülmesin sen de üzülme. Çocuklar da mağdur olmasın. Ben de dedim ki ben gideyim annemlerin arka evi var. Arka teyzemle annemin. Dedim gideyim orada kiracı var ama artık bir şekilde çıkarma ne olursa dedim gideyim orada üç çocuğumla birlikte yaşayayım. Ondan sonra o şey var ya kurban verene ha bile canlı yayın açıyor. Ben de canlı yayın açayım onun gibi ismini de unuttum. Ben dedim artık canlı yayın manlı yayın açarım arkadaşlar ona göre kendi yoluma bakarım. Neyse işin şakası arkadaşlar. Gerçekten boşanacaktım. Bak yemin ediyorum ben çocuklar için her şey yapmaya hazırdım ve yapıyordum. Ben yani Allah o kadar büyük ki benim salaklığım ilk kez bir gün bir işe yaradı. Ben ayın 1'ini, Eylül'ün 1'ini pazartesi zannediyordum. Meğersem ayın 1'i cumaymış. Ondan sonra saat baktım 4.30-5 oldu. Böyle arkadaşımla cuma mesajı falan attı. Bir baktım 1 Eylül yazıyor. Cuma mesajı 1 Eylül. Cuma Allah dedim ulan Hasan'ı aradım ulan dedim. Ben bugün seninle boşanma davası açacaktım. Çocuklara vekalet velayet davası açacaktım dedim. Ne oluyor dedim. Hasan diyor saf diyor bugün 1 Eylül diyor. 2 Eylül de cumartesi, pazartesi oldu. Allah'ım ben böyle bir şok Hasan gül gül öyle dedi ki bak aşkım Allah da istemiyor biz boşanalım dedim. Öyle ama dedim gerçekten yani ben çok üzülmüştüm. O kadar kalbim kırıktı ki o çocuklar böyle mağdurlar diye şeyler diye. Yani sürekli ben bunu size dile getirmeye çalıştım ama videoyu atmadığım için sıkıntı oldu. Böyle arkadaşlar çocuklar nitekim gittiler babalarının yanına. Biz de tabii ki babalarından söz aldık, söz verdik birbirimize. Konuştuk, saatlerce konuştuk. Burada Hasan yanımızda. İşte çocuklara hani biraz daha toleranslı daha çünkü babası hani köy kafasında şu an yani onu aşağılamak için söylemiyorum. Köy kafasında derken yani böyle eskiden hani onu ailesi nasıl yetiştirdiyse disipline tabi o öyle yetiştirmeye çalışıyor ama bu tarihte o sökmüyor arkadaşlar. 2023'teyiz. O da 1980'li 85-86'da hadi 90'da öyle davransınlar. Arkadaşlar öyle olmuyor yani. Çocuklara iyi davranılması gerek. Her şekilde sonra tabii. Hani o da diyor ki çocuklar yaramazlık yapıyor. Ben size tamam haklısın. Ama daha sağlıklı onlarla konuşmalısın bence. Yani daha iyi olur. Senin için de onun için de. Ve bu çağdayız. Tabii ki telefon herkese göre uygun olmayabilir. Çocukların telefonu yok. Aktivite yapabilecekleri bir şey yok. Tamam spora götürüyormuş. Bilmiyorum Kur'an kursuna gönderiyormuş. Baskete, futbola tamam bunlar da okey. Bunlar da artı bir şey ama yani o çocukların bir elinde telefon olsa gelsinler zaten etütlerse falan. Bir iki saat telefona baksınlar, yemek yesinler, uyusunlar, kardeşleriyle oynasınlar.
sonra devam etsinler. Ama o da diyor ki çocuklar saatlerce telefonu elinden bırakmıyor. Yine haklı bu konuda da. Tamam, adam haklı. Ama yani haklılığını bu şekilde yapamazsın yani. Haklıysan böyle olmamalıydı bence. Yani bir de ben çocuklara gerçekten hem seviyorum hem değer veriyorum, bir de çok üzülüyorum. Hani o gittiklerinde zaten onu da koyarım buraya. O kadar üzüldüm ki hani içim kana ağlıyor ama diyorum ki ya böyle 2 sene 3 sene daha sabredeceğim. Çocukların hayatı, bu arada makyajın hepsi gitti. Çocukların hayatı kurtulacak. Onların için daha iyi olacak. Ve bir iki sene sonra diyecekler ki hani iyi ki bizi almamışsın, iyi ki bizi göndermişsin. Yani iyi ki olacaklar. İnşallah Rabbim utandırmasın. Yani bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videoyu da kapatayım. Şu an kaç dakika? 15 dakika mı ne olmuş? Aynen. Arkadaşlar şöyle, eğer ki evlendiğinizde biraz bekleyin. Emin olun o insandan. Ne yönden emin olun? Merhametli. Çünkü bir insan asla öyle ben şöyle böyle de değil yani. Değişebiliyor. Ve çocuk yaptıktan sonra hemen ben boşanayım, boşanmayayım. Biraz yani çocuk varken mesela bir kere sabretmen gerekiyorsa 500 kere daha sabret. Çünkü gerçekten eğer şu an boşanmak isteyenler varsa 1000 kere daha düşünsün. Ben boşandığım için pişman mıyım? Asla pişman değilim. Yine olsa yine boşanırım. Yine olsa 500 kere onunla evlensem 500 kere de boşanırım. O ayrı bir konu ama yani ben şu an neden pişman değilim? Bir de ben mesela birinci senede de boşanabilirdim, ikinci senede de boşanabilirdim, üçte de. Ama ben her zaman sabrettim. Dedim ki Allah'ım biraz sabırlı olayım, yarın öbür gün boşandığım zaman pişman olmayayım. Bu o kadar güzel bir şey yapmışım ki, tamam çok üzüldüm. Yemin ediyorum o kadar yıprandım. Bak ben 32 yaşındayım, benim saçlarım tamam yani. Belki bu şu konuşma günü ama biz neler neler yapıyoruz. Her yerimiz gözüküyor. Elimiz kolumuz. Saçlarımın şurası arkadaşlar bembeyaz. Bak yemin ediyorum. Saçlarım aşırı derecede uzun ama burası bembeyaz, arkaları siyah. Ne alaka? Neden? Irsi mi? Irsi değil. Benim annemin saçları da beyaz. Annem 50 yaşında ama kardeşim var beyaz değil. Öbürküsü beyaz değil. Ben gerçekten çok çektim. Çok üzüldüm. Çok yıprandım. Her şekilde. Rabbim herkesin imtihanını farklı farklı yerlerden veriyor. Bazılarına para verip imtihan ediyor. Bazılarının çocuklarıyla, bazılarının mallarından. Anladınız mı? O yüzden sabırlı olun. Hemen yok bana şunu yaptı, bana bir tokat attı, hemen ben ayrılayım gideyim babam. Bak gerçekten sonrası pişmanlık. Tabii ki şiddete ben onay vermiyorum ama biraz daha sabırlı olun, toleranslı olun. Benim de belki çok küçüktüm, evliliğimde problemler yaşamıştım. 18 yaşında, 19 yaşındaydım. Problemlerim olmuştu. Ben cahildim zaten arkadaşlar. Ben ne bileyim öyle salak saçma gittim evlendim boş yere. Öyle çok da pişmanım ama neyse artık. Rabbim çocuklarımıza can sağlığı versin inşallah. Benim başım falan ağrıdı. Rabbim hiç kimseyi utandırmasın, hiç kimseyi üzmesin. Yani demek istediğim, bir de evlilik hemen yapayım, böyle askerlik gibi yapayım da aradan çıksın muhabbetine sakın girmeyin. Amcamın kızı evlendi, yok teyzemin kızı evlendi, ben evlenim. Boş evlenmeyin arkadaşlar, gerçekten ya. Gerçekten evlenmeyin, biraz geç evlenin evlenmek istiyorsanız da. Hayat zaten zor. Bir de kalkıp o yükü yüklüyorsunuz. Bak ben mesela Hasan'la ne kadar mutluyum, çok şükür Rabbime hamdolsun anlaşıyoruz ama yine diyorum ki keşke evlenmeseydim de öyle tek kalsaydım çocuklarla veyahut da çocuklarsız. Hani mesuliyet, ben bir de ben balık burcuyum, çok duygusalım, artı rahatına da düşkünüm, böyle salaşım, çok zorlanıyorum ya gerçekten yani. Neyse bu konuyu da tekrardan kapatayım. İşte öyle şaka maka ama gerçekten ben Hasan dedim gel dedim yollarımızı ayıralım, ne sen üzül ne ben üzüleyim. Hasan kabul etmedi. Ben hatta görümcemle de falan konuştum, o da dedi kızım dedi siz birbirinizi seviyorsunuz. Ne alaka dedi çocuklar için. Ondan sonra böyle bir şey yapıyorsunuz dedi. Hatta şöyle dedi. Sen dedi Nisa'yla Berat, yani ben de onu düşündüm de. Nisa'yla Berat için dedi ayrılıyorsun ama Miraç, Kerem bu sefer babasız kalacak. Yine aynı şeyleri yaşayacaksın dedim. Doğru.
Bir de Miraç, Hasan birbirlerine çok düşkün. Yani onlara da kıyamadım. Rabbim kimseyi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Ve yani boşandığınızda da o kadar iyi eşler seçin ki boşandığınızda da sizi düşünebilsin. Anladınız mı? Düşünsün yani. Neyse arkadaşlar, buna da inşallah bir şey açıklık getirmişimdir. Tabii bunlar ailevi meseleler. Aslında bunlar konuşulmaması lazım. Ama ben artık hani insanlar gerçekten çok merak ediyor. Gülsüm ne oldu? Gülsüm ne oldu? Çocuklar ne oldu? Gittiler mi? Kaldılar mı? O yüzden artık ben de size böyle bir şey yapayım dedim. Yani bir söyleyeyim dedim. Yani böyle arkadaşlar. Ya ben gittim kaynanamla da görüştüm. Gittim sarıldım, öptüm. O beni aynı şekilde sarıldı, öptü. Miraç'ı öptü. Hani bizim onlarla aramızda kaynanamla olsun, işte görümcemle olsun, eltimle, abileriyle falan hiç benim problemim yoktu. Onları da çok sevdim, öbür ailesi falan. Ama ne oluyor abi ya, bir kussaydın. Kus yani oraya. Bana nazar mı değdi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse ben şurayı temizleyeyim. Çok kötü kokuyor herhalde, o benim başım ağrıttı arkadaşlar. Neyse böyle. İnşallah beni anlamışsınızdır. Bir de size son olarak şunu söyleyeyim, videoyu kapatayım. Bakın kesinlikle 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 kimsenin mesela büyük konuşmayın. Büyük konuşmak ne demek biliyor musun? Ya şunun kızı sigara içiyormuş. Ya onun kızı şöyleymiş. Açık giyiniyormuş. Yok erkeklerle dolaşıyormuş. Veyahut da ay bu hemen evlendi, ayrıldı. Yok şunun kocası aldatıyor da ben asla dayanamam. Bunları sakın yapmayın. Bunlar konuyla alakasız. Ben sadece bir şey yaşadım. O bir şeyi çok büyük konuşmuştum. Dedim bu böyle olmaması lazım, yanlış falan. O şey benim başıma böyle gelmedi mi böyle pat diye. O yüzden yapmayın yani, büyük konuşmayın. Şurada gıdığıma bakar mısınız? Neyse. Şöyle iğneyle kapatırım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Boşanma davasından çal videosuna. Bir de sürekli şey var ya arkadaşlar, ben o gün Arzu ile ilgili şey yapmıştım ya, işte açıldım falan filan. Ya onun bilmiyorum ne alakası, 3 ay geçti sonra yorum geliyor. Yok niye açıldı, yok cehennem. Arkadaşlar bir insan kendini kapalılığa layık görmüyorsa açılabilir. Anladınız mı? Tamam biz de tamamen kapalı değiliz ama yani bir insan kendine kapalılığı layık görmüyorsa kapanabilir. Bunu kimse karışamaz. Anladınız mı? Kapanıyorsa ya Allah istemiyordur. Onu o şekilde belki eşarbı layıkıyla taşıyamıyordur. Veyahut da kendisi istemiyordur yani. Anladınız mı? O yüzden kimseye şey yapmayın. Tamam. TikTok'ta ben çok insan gördüm. Kız o biri de açılmış YouTube'da. O ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ay ben onu gördüm ya, iptal oldum. Şoklara girdim. Tamam abi bak. Açılmanıza hiç kimsenin karşı değilim. Açılın. Ben de böyle sohbet vaaz verir gibi oldum. Müslüman gibi. Açılın ama arkadaşlar. Mesela dün kapalı vlog çekiyor. Veyahut da dün kapalı bir TikTok, Reels, Instagram'da bir şey paylaşıyor. Ertesi gün şöyle strapless, ipince askılı, şöyle bilmem neyli şortlar. O ne ya? Siz ne ara gittiniz alışveriş yaptığınızda? Ne ara açıldığınızda, ne ara saçınızı boyadığınızda açıldınız ya. Hatta bir insan edebiyle açılır, edebiyle. Ben tek onun için söylemiyorum ama başkaları için de söylüyorum. Onlar beni anlıyorlar. Tamam açılıyorsun. Önce bir şöyle bir kısa kollu giyin. Sonra ertesi ay şöyle giyin. Sonra şöyle, sonra ip askılı giyin. Böyle birden ip askılı giyin. Böyle şoklara giriyoruz arkadaşlar. Neyse sizi seviyorum. Çok konuştum. Hakkınızı helal edin. Videoda abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.